Selam gençler. Her sezon yaptığım gibi bu sezonda bir expansion testi yaptım ve şimdi size bu expansion'dan ne kadar kazandım ve farm nasıl yaptım biraz onu anlatacağım. Bu farmı ben her sezon yapıyorum. Her sezonda ne kadar kar ettim, kar mı yaptım, zarar mı yaptım bunları karşılaştırıyorum ve daha zarar ettiğim bir sezon olmadı. Her sezon bu expansion'dan karımızı yapıyoruz. Ben burada yine tutacağım doklukları yaptım. Bu farmın güzel yanı Atlas'ta bir şey ayarlamanıza gerek yok. Yaptığınız dolpuklar Atlas'ınızda etkilenmiyor. Yani Atlas'ta vereceğiniz hiçbir puan oraya etki etmiyor. Direkt dolpuklar alıp aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Burada ben Tujan dolpuklarını yaptım. Tujan dolpuklarını toplu olarak TF'den satın aldım. Hepsini tek tek yaptım. Yaparken tabii hepsini rare yaptık. Kuantisi fazla olsun diye üstteki özelliklere bile sorup bastık. Sayıları falan yüksek olsun diye. O şekilde ayarlayıp girdik. Burada ben toplam 30 tane yaptım. Ve 30 tanesini 5 divane satıyorlar. Yani bizim kostumuz toplam 5 divane oldu. Peki buradaki bizim amacımız ne? Burada ben size şeyi göstermeyeceğim. Dolpuk nasıl yapılır, expansion nasıl yapılır tarzda bir rehber olmayacak. Bu benim expansion hakkında 5-10 tane videom var. Onları izleyebilirsiniz. En son attığım expansion rehberini izleyebilirsiniz. O bayağı güncel. Orada her şeyi anlatıyorum. Burada ben daha çok farm nasıl yaptım, kâr mı ettim, zarar mı ettim onların üzerine konuşacağım. Expansion'da bizim amacımız her zaman gibi boss çıkmasını beklemektir ki boss'tan biz egzotik coinler düşürelim. Onları ya satarız ya kendimiz rolleriz. Onları toplayalım. Yanında da işte ne toplayabiliyorsak kaos olur, divine düşerse divine olur, divination kartı da olur veya diğer coinler olur. Burada ben topladığım her şeyi bir tane quad tab'e attım ve orada hesaplama yaptım. Şimdi burada ben bazı youtuberlarda görüyorum. İnsanlar genelde farm yapıyor. Farm yaptıktan sonra hepsini bir tab'e atıyor. Sonra açıyor Poesis'teki. Diyor ki bakın bu kadar kar yaptık. Ben burada tabii öyle yapmayacağım. Ben onu hiçbir zaman öyle yapmıyorum. Ki öyle yapmak da lazım bence. Ki niye öyle yapmak lazım? Şimdi burada size göstereceğim. Burada bütün itemleri, malzemeleri topladığımızda 16 divan toplamışız gibi gösteriyor ki bir tane itemi katmıyor. O item de bir divan tanesi. Yani 17 divanlık item toplamışız gibi gösteriyor. Ama tabii buradaki her şeyi satmayacaksınız. Burada incubator da var. En düşük esensi de var. Normalde hiç satmayacağınız kromatikler, jeveler, orblar falan da var. Bunları hiçbir zaman satmayacaksınız. O yüzden de bunları kâra katmak olmaz. Kâra katacaksanız satılabilir şeyleri. Nelerdir bunlar? Divine'dir, Chaos Orb'dur, güzel bir item vardır, unique vardır, onlardır, stack deck'lerdir, egzotik konyaklardır, bunlardır. Sadece bunları hesaba kataraktan kâr hesaplamanız lazım. Ben bunları sadece kattığımda ise 11 divine'lik bir item düştü. Bütün itemleri kattığımızda ise 17 divine gözükecekti. Yani ben normalden 6 divine fazla kazanmışım gibi gözükecekti bu 30 lokta. O yüzden böyle yapanlara biraz dikkat edin. Adam farm yapıyorsa farm sonunda sadece satılabilir şeyleri hesapladığına emin olun. Kâr gösterirken size fazla gösterip sizi kandırmaya çalışabilir. Burada biz tabii 5 divan yatırmıştık. 11 divanlık item aldık. 6 divan karımızı yaptık. Burada benim karı biraz fazla yaptım. Aslında bu kadar kar olmaması lazım. Çünkü bana çok fazla boss deck geldi. 30 map'te toplam 10 tane boss geldi. Normalde 30 map'te 6 veya 5 tane boss deck gelmesi lazım. Benim ortalamam geldi 5'te 1 veya 6'da 1'di. Bu sefer çok fazla boss geldi. O yüzden biraz fazla egzotik konyak düştü. O yüzden de karımız biraz fazla oldu. Normal karımız geldi 4 divan gibi bir şey olması lazımdı. Burada 6 divan karımız oldu. Ben tabi burada egzotik konyakları satmadım. Kendim rolledim. Bu expansion farmlarında her zaman öyle yapıyorum. Kendim rolleyip biraz da oradaki şansımı test etmek istiyorum. Bu egzotik konyaklarında hepsi toplam 8 divan yapıyor. Yani ben direkt hepsini alıp satsaydım 8 divine bana gelecekti. Ama ben ne yaptım? Gittim bunları rolledim. Şimdi ben bunları rollerken toplam 273 tane vardı. Ve çok şanssızdım. Onu söyleyip toplam 2 tane divine geldi. Sadece normalde divine 60'da 1 gibi çıkıyordu benim yaptığım testlerde her zaman. Bu sefer de burada çok şanssız olduk. Toplam 273 tane de sadece 2 tane divine geldi. Bu sadece Tujen'den aldığımız körnesler ise toplam 13 divine dek geldi. Burada tabii yine şey yapılabilir. Tujen'den gidip kromatiktir, jeveleridir, scoring'dir, en düşük coinlerin hepsini toplanıp bu çok daha fazla gösterilebilirdi ama ben burada yine sadece satılabilecek şeyleri aldım. Stack'te, Chaos, Awakened Sexton, Divine, Gilded Scarab'lar veya özel map'ler olsun sadece bunları alaraktan hesapladım ve 13 Divine geldi bunların toplamı. Yani 8 Divine'dı, 5 Divine'de buradan karımızı yaptık. Bu zaten Tujan lockbook'larında hiçbir zaman zarar yapmazsınız. Eğer yeteri sayıda yaptığınız sürece bir 3-5 tane yapıp zarar yapabilirsiniz ama 30 tane, 40 tane, 50 tane yaptığınız sürece bu lockbook'larda her zaman kar yaparsınız. Ben böyle farklı farmları deneyeceğim. Yaptıkça da sonuçlarını sizinle paylaşırım. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz.